Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda alınabilecek en iyi 5 iPhone'u birlikte inceleyeceğiz ve bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. En iyi 5 iPhone serisini 2 ay önce yapmıştım. Fakat o zaman iPhone 16 çıkmamış ve fiyatlar daha farklı bir konumdaydı. O yüzden söz verdiğim gibi tekrar çekiyorum. Sizce bu serinin devamı diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen alınabilecek en ucuz iPhone'umuza başlayalım. Burada iPhone 13'ü görüyoruz. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojiler de yok yok diyebilirim 5 nanometre A15 Bionic Bizlerle birlikte Geekbench 6'da iPhone 13 Şu anda Android'in en tepesinde Olan cihazlarla başa baş Seviyede iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile Birebir aynı Sensor Shift OIS desteği ile 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera Burada kullanılmış Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini Görebiliyoruz Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20W hızlı şarjla beraber geliyor. Özellikle kamera ve çok zorlamadan düşündüğümde uzun ömürlü bir iPhone istiyorsak iPhone 15 çok mantıklı. Tasarımsal açıdan iPhone 15'e baktığımızda arka tarafta iPhone 13'ten beri süre gelen aynı tasarımı görebiliyoruz. Fakat kameralar büyümüş durumda ve renk seçenekleri de yenilendi. Malzeme yapısı olarak da alüminyum bir kasa ile karşılaşıyoruz. Burada çok bir değişiklik yok. Ancak tasarım noktasında en büyük farklılık ön tarafta önümüze çıkıyor. Çentik tamamen kalkmış durumda. Pro serisinde gördüğümüz dinamika da artık iPhone 15'e entegre edilmiş. Ekran yönündeki geliştirmeler parlaklık tarafında da devam ediyor. 2000 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz. Bunun haricinde 6.1 inç XDR OLED panel yine burada kullanılmış. Fakat tazeleme hızı yine 60 Hz. Kamera tarafında ise iPhone 15'te önemli bir geliştirme ile beraberiz. 14 Pro'da gördüğümüz profesyonel kameralar yani 48 megapiksel ana kameramızda sensör shift OIS'li kamerayı burada görebiliyoruz. Ve şu anki fiyatına oranla en iyi kameralardan biri iPhone 15'de diyebilirim. Bu kamerayla beraber telefoto modu da gelmişken 12 megapiksel ultra geniş açıda telefonumuzda var. Yonga seti kısmında iPhone 14 Pro'da gördüğümüz piyasadaki en güçlü ikinci işlemci yani A16 bayanik bizlerle birlikte. 6 GB RAM'de bu sisteme eşlik ediyorken performans tarafında çok güçlü bir telefonla karşı karşıyayız ve iPhone 15'te en önemli yenilik Type-C şarj portuna geçilmesi. Artık 11 yıldır alıştığımız Lightning portu kaldırılmış durumda. Üçüncü sırada büyük ekranlı ısınmayan ve bataryası gerçekten sağlam bir iPhone istiyorsak bu noktada 15 Plus'ı görüyoruz. 7.8 mm kalınlık ve 201 gram bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranlayınca ağırlık da orta seviyede. 6.7 inç OLED Flash HD Plus 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Maalesef 60 Hz bir panelle geliyor. Fakat HDR10, Dolby Vision, 2 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler 15 Plus'ta var. 120 Hz dışında ekranın sunmuş olduğu deneyim oldukça başarılı diyebilirim. Ekran kalitesi anlamında Pro serilerinden farksız konumda. Donanımda A16 6 bayini görüyoruz. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte geliyor. Oyun performansı olarak Genshin Impact, PUBG gibi oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS tam olarak stabil bir deneyim alıyoruz. Performans olarak oldukça başarılı iken 4383 mAh batarya ve 20 W hızlı şarj desteğine sahip. Bu batarya gündelik bir kullanımda 2 gün rahat rahat götürüyor. Arka tarafta 48 megapiksel sensör shift OIS destekli ana kameraya yer verilmiş. Yine ikinci kamerada 12 megapiksel ultra geniş ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Stereo hoparlörler var Dolby Atmos desteğine sahip ve IP68 sertifikasıyla 6 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dördüncü sırada açıkçası şu anki fiyatlarla düşündüğümde bazı model iPhone 16 yerine 15 Pro hem kamera hem de ekran yönünde çok daha mantıklı ekran kısmında da tasarımda olduğu kadar başarılı bir telefondan bahsediyorum. Burada 6.1 Apple'ın Super Retina XDR OLED panelini görüyoruz ve bu ekran normal bir 120 Hz değil burada ProMotion teknolojisine sahip yani yenileme hızı kullandığımız uygulamaya yaptığımız işe göre 1 Hz'e kadar düşerken 120 Hz'e kadar çıkabiliyor ve bu dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladığını belirteyim. Pil tasarrufu açısından da önemli bir katkı sağlıyor ve seti kısmında Apple'ın ve dünyanın en gelişmiş mobil chipset ile karşı karşıyayız iPhone 15 Pro'da Apple'ın A17 Pro yongasını görüyoruz. 8 GB RAM, 128, 256, 512 ve 1 TB'lık 4 farklı depolama ile geliyor. Performans anlamında üstünde çok durmaya da açıkçası gerek yok. Kamera kısmında da performanslı olduğu kadar gelişmiş bir kamera sistemi önümüze çıkıyor. 48 megapiksel sensör bazlı OIS desteği, 7 elementli lens, HDR ve Dolby Vision beraber 4K 60 FPS'te kayıpsız videolar çekebiliyor. Biliyoruz. Açıkçası buradaki kamera deneyimi çoğumuz için profesyonel kamerayı da bıraktıracak düzeyde. Ön tarafta da o harici 12 megapiksellik aynı donanıma sahip bir kamera bizlerle beraber. Suya ve toza karşı da en üst düzey dayanıklılıktan bahsediyoruz. Aynı şekilde kablosuz bağlantılarda da bir telefonda kullanılabilecek en üst düzey teknolojilerle beraberiz. Ve son sırada şu anda piyasanın en iyisi ve bir hafta sonra uzun kullanım testi gelecek olan 16 Pro Max'i görüyoruz. 8.25 milimetre kalınlık ve 227 gramlık bir ağırlığa sahip ve incelen çerçeveler büyüyen ekranla beraber burada 6.9 inç gibi S24 Ultra'dan bile büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. XDR OLED 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve tabii ki HDR10 Plus, Dolby Vision, ProMotion gibi üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Parlaklık olarak da maksimum 2000 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Yonga seti kısmında şu anda dünyanın açık ara en işlemcisini yani A18 Pro'yu görüyoruz ve bu işlemci şu anda gerçekten rakipsiz bir konumda. Ve yeni 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimiyle de özellikle Apple Intelligence'da bize çok ciddi bir artı sağlayacak. 16 Pro Max'teki ray tracing performansı A18 Pro ile beraber 2 kat artmış durumda. Yani bu da oyunlarda daha akıcı bir deneyim ve de gerçeğe çok daha yakın grafikler almamızı sağlayacak. Batarya tarafında 4676 mAh batarya ve 25W hızlı şarj ile beraber geliyor. MagSafe desteğimiz de var. Ayrıca MagSafe de yenilendi. Ve 15 Pro Max'e göre 235 mAh büyüyen batarya ile beraber ortalama 2-3 saat daha fazla ekran süresi alabileceğiz. Ki şu anda piyasayı düşündüğümde de 16 Pro Max batarya anlamında en güçlü telefon. Kamera konusunda alıştığımız üçlü kamera sistemini görüyoruz. Fakat bu kez donanım çok daha farklı bir noktada. Ana kameramız 48 megapiksel. Sensor Shift OIS desteğine sahip. F1.78 diyaframın yanında İkinci kamera 12 megapiksel f2.8 5x optik zoom yapabilen telefoto kamerası ve ultra geniş açıda 12 megapikselden 48 megapiksele atlıyoruz ve bu kamerayla beraber makro çekimler yapabileceğiz ve yeni kamera denetim tuşu geldi. Artı olarak 4K 120 FPS desteği geldi ve ses tarafında da ciddi iyileştirmeler var. Spatial Audio Capture Audio Mix özelliği ile beraber sinema deneyiminde surround ses kaydı yapabileceğiz ve burada işlemci ile kameranın uyumu oldukça önemli. a Pro'ya eklenen medya ünitesiyle beraber video çekip fotoğraf çekip bunları işleme konusunda da işimizi çok kolaylaştıracak. Dostlar şimdi son bir değerlendirme yaparsam benim bütçem çok yüksek değil ama bir iPhone alacağım ve aldığımda beni uzun yıllar götürsün ve kamerada genel deneyimde çok yüksek bir beklentim yok diyorsan iPhone 13 alabilirsin ama bana sorarsan bence bütçeyi biraz daha arttırıp iPhone 15'e zorlamakta fayda var. Çünkü iPhone 15 14 Pro Max'in ana kamerası ve Yonga setiyle beraber gibi geliyor. 60 Hz dışında genel deneyimde sunduklarıyla aslında baz değil pro bir model gibi diyebilirim. 50 bin bandındaki fiyatıyla da en mantıklı iPhone'lardan biri. Ama benim için büyük ekran ve batarya önemli diyorsanız gözü kapalı 15 Plus. Ama içerik üretiyorsanız kamera sizin için birinci öncelikse veya telefonu oyun odaklı kullanacaksanız da 120 Hz ekranıyla 15 Pro çok mantıklı. Ve burada ayrı olarak 16 Pro'dan da bahsedeceğim. Büyük ekranda küçük ekranda istemiyorum. Yani ne Pro Max boyutuna çıkmak ne de 6.1 inçlik bir telefon istemiyorsak bu noktada da 16 Pro'yu alabilirsiniz. 6.3 inçlik büyüyen boyutu ve 3500 mAh bataryasıyla gayet mantıklı bir telefon. Batarya performansıyla da de dengeli bir cihaz ve geçtiğimiz sene gibi Pro ile Pro Max arasında herhangi bir donanım farkı yok. Bu noktada çok büyük ekran sevmiyorsanız 16 Pro'da değerlendirilebilir. Ama gerçekten büyük ekran ve beni 2 gün götürecek bir batarya ihtiyacınız varsa 16 Pro Max bu noktada en iyisi ve 16 Pro Max'in çok detaylı bir uzun kullanım testi haftaya kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan, sonraki videoya kadar hoşça kalın.